CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendisine getirilen siyasi yasağın arkasından konuştu ve bu konuyla ilgili iktidarı hem eleştirdi hem de dedi ki siyasi yasağın AKP'nin İstanbul seçimini kaybetmesinden dolayı olduğunu söyledi. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak. Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğini düşürdü. Kararın CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği bildirildi. 4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri cezaevine gönderilmiş, ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı. Kaftancıoğlu siyasi yasak, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve CHP'nin politikaları hakkında sözcüden Ruhat Mengi'ye konuştu. Merhaba, nasılsınız? Arkadaşlar sosyal mesafe. İstanbul'da ev ev gezerek vatandaşın nabzını tuttuklarını söyleyen Kaftancıoğlu seçim için iddialı olduklarını belirtti. Seçim olacak ve göreceksiniz, bu halk sayesinde olacak. Bu halk iktidarı gönderecek. Çok iddialı söylüyorum. Birlikte başaracağız. Davalarla yıldırılmaya çalışıldığını da söyledi. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kadın sürekli davalarla yıldırmaya çalışılıyorsa ve hukuk da bunun aracı yapılıyorsa bunun tek bir cevabı vardır. Ya bir siyasi intikam alınmaktadır ya da bu kişinin veya partinin siyasetini risk olarak görüp başka türlü durduramadıklarını gösterir. Kaftancıoğlu hakkında verilen cezanın arkasında AKP'nin İstanbul seçimini kaybetmesi olduğunu savundu. Devletlerin dini adalettir. Adalet bir siyasi düşünceye ya da iktidarın bakışına göre ya da herhangi birinin isteğine göre şekillenemez. Bu yapılanlar tamamen gideceklerini kendileri de görüp gider ayak yangından nasıl mal kaçırabiliriz duygusuyla yapılıyor. Bu tespiti yapalım. İkincisi, altılı masa iktidarın bütün bu olanlarla hukuksuz adımlarıyla ilgili süreçleri olmayan yargıya hukuka rağmen yürütüyor.